İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki gündem özelin konuğu CHP milletvekili anayasa hukuku profesörü sayın Süheyl Batum. Gazeteci arkadaşımız Fahrettin Fidan'la birlikte Batum'a hem bugün gelinen noktada Tayyip Erdoğan'ın durumu, hükümetin durumunu konuşacağız. Hem de CHP'de bir kurultay yaklaşıyor. Bu kurultayla ilgili görüşlerini alacağız. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz Başbakan Erdoğan'ın durumundan başlayalım. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. Ancak aradan 15'inde verdi. Bugün ayın 24'ü. 9 gün geçti. Hala resmi gazetede yayınlanmadı. Bu durum hukuki midir? Başbakan ne şimdi? Hani derler ya bazı işler vardır, bazı meslekler vardır, bazı sıfatlar vardır. Deve mi, kuş mu, ne olduğu belli olmaz. Başbakanın durumu şu anda ne? Tayyip Erdoğan başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? AKP Genel Başkanı mı? Yoksa hiçbir şey mi? Nedir bunun hukuksal durumu şu anda? Şimdi İsmet Bey, ilk önce bir kere hemen onun cevabını vereceğim ama size, ulusal kanala ve bütün yöneticilerine yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Neden? Ne güzel söylediniz. Ben bir anayasa hukukçusuyum. 1995 yıllarından beri aşağı yukarı Türkiye'de ve 2002'den sonra da bu AKP'nin yaptığı bütün laiklik ilkesini ortadan kaldırma, böyle inanılmaz yanlış yorumlarla uygulanamaz hale getirme yönünde birçok anayasa hukuku tartışmasına katılmış bir insanım. Fakat bunun sonucunu şöyle gördük. Çok açık söylüyorum. Bir kere penguen medyası zaten bizi unutmak zorunda kaldı. F tipi medya zaten nefret etti. Şimdi buna maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren, verdiğini iddia eden medyada katıldı. Örneğin Halk TV, çok net söylüyorum burada, herkes de duysun, kimse de aptal değil. Halk TV, ben anayasa hukukçusuyum, 6 aydır hiç aklına gelmedi. Hadi Süheyl Batum'u sevmedik. Emin Ülker Taran da hiç gelmedi. Bu ülkede cumhuriyet felsefesini kim ne derse desin son derece iyi bilen, son derece iyi yorumlayan Birgül Ayman Güler de gelmedi. Demokrasi diyoruz Uşak'ta, bütün üyelerin oy birliğini alan Dilek Akagün Yılmaz da gelmedi. Onlar başka kahramanlar çıkartırken, siz bana başlarken bir anayasa ne olacak diye sordunuz. İnanılması güç bir durum. Biz F tipi medyaya falan alışkındık da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiği iddia edilen, evet, bir medyanın 6 aydır başındaki kimlerse yöneticileri, ben bilemem, unutmaları, bizleri, bizlere bir ambargo uygulamaları kabul edilebilir gibi değil. O yüzden ben size, bize de hep şöyle derler. Abi ulusal kanala çıktın, İşçi Partisi'ne. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki siz buradasınız. O yüzden hiç olmazsa anayasa hukukunda bir şey anlatabileceğiz. Başka kanal vardı da çıkmadı. Aynen, aynen, aynen. Ama bu o kadar ahlaksızca bir şeyle yapılıyor ki, çok net söylüyorum. Ve bizim çok değerli seçmenimizin veyahut da delegemizin de bir bölümü şöyle diyor. Abi, onlar zannediyor ki böyle bir şeyi akılları almıyor. Ya diyor, Cumhuriyet Halk Partisi bu adamı biz diyor 1995'lerden bile tanırız. Bu adam hiç çıkmıyor. Anayasayı mı unuttu acaba diyor. Veya diyor herhalde bir şey yoktur diyor. Meclis yan gelip yatmıyor. Meclis yanlı yatıyor diyor. Boğazı. Şimdi bakın, bunun anayasayla bağdaşır bir yanı yok tabii ki. Birçok anayasa hukukçu da söyledi. Ben de söyledim. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın demokratik rejimleri, ister parlamenter ister başkanlık rejimi, diktatörlükten ayıran bir hususu vardır. Bir tane. Kuvvetler ayrılığı. Bütün rejimlerde, ister başkanlıkta, ister yarı başkanlıkta, ister meclis hükümeti de, ister parlamenter rejimde, ister aklileştirilmiş, rasyonalize edilmiş parlamenter rejimde, özelliği şudur. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, ordu komutanlığı, işte meclis üyeliği, hepsi aynı adamda birleşmez.
Şimdi Tayyip Erdoğan bunu yaptı. Açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın çok var ama bilsin diye söylüyorum. Eğer ciddi Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir muhalefet yapmaya başladığı gün bu adam daha önce birçok suçtan yargılanacağı gibi yine anayasayı ihlal suçundan yani Türk Ceza Kanunu'ndaki 309. maddeden yargılanacaktır. Çünkü bu anayasayla bağdaşır tarafı yok. Her zaman yaptıklarını şimdi de yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Geçen gün bir tane gördüm. Penguen kanallarından birinde bir tane vallahi Gazi Üniversitesi'nin doçentiymiş. Siyaset bilimi filan. Şöyle diyor. Bunu tevil için. Efendim diyor. Cumhurbaşkanını ilk defa halkıyla seçtiğimiz için diyor. Bir teamül yaratılıyor diyor. Yani bir ilk defa bir teamül. Şimdi abe salak diye düşündüm içimde. Yazılı hukuk sisteminde, yazılı anayasa sisteminde teamül anayasaya aykırı, yazılı kurala aykırı teamül olur mu salak? Ama Türkiye böyle yönetiliyor. Bir tane çıkartıyorlar. Ona mı acımak lazım? O hocaya mı yoksa onun okuttuğu öğrencilere mi? Öğrencilere acımak lazım. Tabii. Asıl çocuklar mı? Tabii, tabii. Ona acımak lazım. Ama şimdi adamı söyledim. Aman sakın vallahi korktum. Şimdi şundan da korktum. Bakarsınız bizim kanallarımız Halk TV falan bir anda ah derler ya harika bir anayasa hukukçusu varmış. Anayasa hukukçusu olmasa da onu çıkartalım deyip ona sorarlar. Aman sakın sormayın. Siz gene bizi çıkartmayın ama sakın onlara sormayın. Şimdi bu böyle kabul edilebilir bir şey değil. Bu anayasayı ihlaldir açıkça. Çok açıklıkla anayasa ihlaldir. Kimse bunu anayasayla bağdaştıramaz. Ve hiç kimse buna teamül meamül deyip gerçeği ortadan kaldıramaz. Seçildiği gün diyor, seçilen cumhurbaşkanı, seçilen anayasadan diyor, okuyorsunuz. Anayasadan seçilenin partisiyle ilişki kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Seçilenin diyor. Peki soruyoruz. Ne zaman seçilmiş olur? Nasıl seçilmiş olur? Hem anayasa hem de cumhurbaşkanı seçim kanunu bunu da açık söylüyor. Diyor ki seçim biter, seçimin sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu açıklar, resmi gazetede herkes duysun diye yayınlar, seçilmiştir artık diyor, seçilmiştir. Göreve başlamak için beklemek ayrı, çünkü orada bir cumhurbaşkanı var daha, bir tane daha. Bu seçildi, o şöyle diyemezsiniz. İlk turda seçilmeseydi ne olacaktı? Adam 20 gün daha fazla cumhurbaşkanlığı mı yapmış olacaktı veya 20 gün eksik mi? O yüzden diyor ki bu bittiği süre, kendi görev süresi ne zaman seçildiyse tam tamına 5 yıl sonra biter diyor. O yüzden 5 yılı beklemek için görev başlamasını bekliyorsunuz. Yasa bunu yine ayırmış. Sen diyor seçilmiş olursun, yani TBMM üyeliğin sona erer, istifa edersin filan demiyor. Karar verir sona ermesine üyeliğin demiyor. Sona erer diyor otomatik. Bunu çok kişi anlattı. Benim için önemli olan Tayyip Erdoğan'ın şey yapması. Bunu ihlal etmesi. Şimdi size çok net bir şey söyleyeyim. Devlet nedir devlet? Devlet dediğimiz organizasyon, sözüm ona, bir takım hukuk kurallarına bağlı olan bir organizasyondur, örgütlenmedir. Hukuk kuralları olacak. Peki bu hukuk kuralları nerede yazacak? Anayasasında yazacak, uluslararası hukukta yazacak, yasalarda yazacak. Peki şimdi bir devlet var mı? Hayır, yok. Bakın o gün Abdullah, bizim Abdullah değil neydi işte, ve Davutoğlu'dur filan dedi ya. Aynen size söylüyorum, teşbihte hata olmaz. Mafya çetesinin kendi, ben artık yaşlandım, benim yerime Don Corleone geçti demesi ne kadar hukuksalsa, bu da o kadar hukuksal. O ne kadar devlet değilse Don Corleone'yi ataması, alkışlarla diğer mafya üyelerinin, teşbihte hata olmaz. Bu da o kadar hukuksal devlet değildir. AKP'de net. Zaten kongreye gerek yok, tartışmaları falan da yapılıyor. Başkan seçildi nasıl olsa, tabii kongreye de ne gerek var? Tabii de. Cumhurbaşkanı. YK üyelerinde ilan ederler, biter bu iş diye. Aynen, bakın cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişki kesilir diyor. Yani burada adam bile değil şu an. Aynen değil. Seçilen cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki bizim genel başkanımız artık Davutoğlu olacaktır diyor.
Ya bu artık en hafif deyimiyle rezalet. Rezalet, o yüzden söylüyorum. Devlet kimse anlatmasın. Yani efendim darbe yapıldı mı, cebir şiddet kullanıldı mı, az mıdır, çok mudur? Artık devlet bugün yoktur. Hiç kimse bana o hani üniversiteden buldukları sözüm ona doçentim filan de efendim teamül yaratıyoruz ilk defa filan gibi saçmalıkları söylemesin. Devlet dediğiniz şey kuraldır. Kuraldır. O yüzden biz bu darbe yapanlar hemen efendim anayasaya bağlıyız deyip bir şey çıkartırlar anayasayla bağlantılarını kurmak için. İşte o yüzden bu da onu da yapmamış. Bu tamamen Don Corleone'yi yeni ataması gibi mafya örgütünün bir şey yapmıştır. Kimse bana koskoca başbakanı mafya örgütüne benzetiyor falan demesin. Kuralsız her örgüt, devlet değildir kuralsız örgüt. Ancak işte mafya örgütü gibi olur. Kabul edilebilir bir şey değildir. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi 28'inde yemin edecek, Çankaya Köşkü'ne çıkıp oraya oturacak. CHP'nin ne yapması lazım? Kişi köşteyken. Aa, ben size şunu söyleyeyim. Şimdi hep söylüyoruz zaten. Ya kimse kusura bakmasın. Önce bir eylem yapmıştınız biliyorsunuz milletvekili. Aynen. Şimdi bakın. Geçen gün Sayın Koç bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Genel Başkanımız katılmayacak. Ama dedi bu dedi bir genel tavır almıyoruz. İsteyenler katılabilir dedi. Sayın Bahçeli de şöyle dedi, biz tam kadro orada olacağız dedi. Devlet adabı var. Şimdi bu devlet filan değil, söylüyorum tekrar. Öyle. Devlet değil, eğer bunu devlet zannediyorsa devlet Bahçeli de yanılır, biz de yanılırız. Şimdi bu devlet değil, devlet dediğiniz kural. O zaman devlet dediğin kendine hak bulsun, aa desin bu üçünü öldürmem lazım, tak 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 vursun. Bak ne güzel devlet, olmaz böyle bir şey devlet. Devlet kurallara bağlı olarak işleyen organizasyondur. Kuralları olan, öldüğü zaman Cumhurbaşkanı yerine kim gelecek? Nasıl gelecek? Başbakan gittiği zaman yerine kim gelir? Milletvekili gittiğinde yerine kim gelir? Bir memur boşa nasıl boşalır? Memurun yerine kim nasıl gelir? Bu kurallar olmayan bir örgüte çete denir, örgüt denir. Şimdi o yüzden bana göre bakın anayasa ceza kanunu da açık. Diyor ki cebir ve şiddet kullanarak diyor. Bakın burada cebir ve şiddet kullanarak. Şimdi cebir şiddet var mı tartışılır ama bunu net hale getirmek için bir kere Tayyip'in bir milletvekili iki milletvekili yapılacak bir şey değil bu. Tayyip'in bu 28'inde etmek isteyeceği yemine engel olmak lazım bir şekilde. Bunu 200 milletvekili yapabilir. Hadi oradan şaklama. Nereye yapıyorsun deyip bu senin babanın kurduğu örgüt mü? Bu fidye çetesi mi? Ne yapıyorsun sen? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti deyip bir direnmek lazım. Ha ne olur? Polis gönderir. Cebir ve şiddetle anayasayı değiştirmiştir. Ben yol göstermiyorum. Zaten kullandı ama bu çete olduğunu söyleyemezsek bizim de parti vasfımız tartışılır. Tartışılır. Yani muhalefet yaparken bana göre işte ailesi hastalığı için soğuk suyu döktüm. Bunlar muhalefet değildir. Muhalefet şudur bana göre. Kimse kusura bakmasın. Bakın çeteleştiriyor. Tayyip diye bir adam Amerikalılardan aldığı güçle oğlum git böyle otur orada bunu yap diyorlar diye bu devleti, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni, Osmanlı'dan gelen devleti, 600 yıllık devleti şey yapıyor. 90 yıllık cumhuriyeti çeteleştiriyor. Bu Abdullah, Davutoğlu, Mavutoğlu filan bunlar. Bunun ne şeyi var? Birileri geç oraya diyor, otur orada diyor. Şimdi ama çeteleştirmeye hakkı yok. Yani yok farz etmeli. Aynen. Yok, yok. Aynen ve şey. Üstelik de buna baskı oluşturmalıyız. Yani ne yazmış? Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs edenler diyor. Daha başka düzen var mı? Düzen söylemiş burada anayasada, kanunda açık açık diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden olabilir ancak. Adam Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği de gitti. Bu adam başbakan kalabilir mi? Kalamaz. Efendim ben kaldım. Kime?
Vallahi bana öyle söylediler. Amerika'dan bir hukukçuya sordum. Bir de işte bir şey buldum. Üniversiteden bir tane, bir iki tane gazeteci buldum. Para verdim. Böyle söylettim. Buna bir şey yapmamız lazım. Ha, buna birey olarak siz, ben tek başına yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama parlamento, parlamento bize bunun için görev veriyorlar. Parlamento buna ben küstüm demek de yeterli değil. Ben gelmiyorum, isteyen gelsin. Oraya 10 tane milletvekili gitse, bizden 5 tane de AKP, MHP'den gitse ne olur? Bu çeteyi devlet zannetmiş olursunuz. Halk da sizi görür, aa bu çete değilmiş, devletmiş zanneder. Burada genel başkanın ben gitmeyeceğim, arkadaşlarım kendileri karar versin yaklaşımı size doğru mesela. Hayır. Olsanız, hayır. Diyorum, kimse de gitmeyecek. Tabii ya. Çete bu derim. Ha. Çete. Bu çete biri bana gelsin desin ki hayır çete değil. Devlet. İstediği anayasacıyla konuşurum. Tabii tekrar söylüyorum, istediği anayasacıyla konuşurum deyince ancak gene sizler çağırırsanız olabilir o. Başka televizyonlar, Penguen medyası veya F tipi medya ya da bizim arkadaşlarımızın yönettiği medya çağırmaz da. Ama söylüyorum, böyle bir şey olabilir mi? Bu çeteleştirmiş devlet. Peki mesela resmi gazete 15'inde yayınlanması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı da gitmiş resmi gazeteye. Ancak resmi gazete yayınlanıyor. Evet. Ya buna bir şey yapmak gerekmez miydi en azından? Çünkü 3 gün sonra diyecekler ki resmi gazete yayınlandığı zaman yürürlüğe girer diyecekler. Hani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı resmi gazete ilan edilmedi diyecekler. Müdür izne çıkmış, izinden gelince yayınlanıyor. Şimdi mesela örneğin ben milletvekilleri gidip resmi gazete binasının, Ulus'taki binanın önünde bir eyle mesela orada bir kamp kuramazlar mıydı? Veya Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde ya da başbakanın önünde. Yani bunu halk çünkü kavramadı. Yani halk şimdi ne olduğunu da çok iyi bilmiyor işin açığı. Evet. Şimdi muhalefet görevini yapmayınca bir anlamda şimdi niye başbakan kimse farkında değil durumun. İzleyicilerimiz için bir tekrar edelim. Anayasanın maddesine göre Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiği gün, yani bu seçildiğinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildiği gün başbakanlığı, yani milletvekilliği düşer. AKP genel başkanlığı düşer. AKP üyeliği düşer. Milletvekili olamayacağı için başbakan da olamaz. Fakat ne yazık ki başbakan AKP genel başkanlığını sürdürdüğü gibi başbakan ataması da yapıyor. Başbakan uçağına biniyor, başbakanın arabalarına biniyor, her türlü şeyini kullanıyor. Yani hem başbakan, hem cumhurbaşkanı bir anlamda, hem AKP genel başkanı. Yani bir garip durum var. Şey hatırlar mısın? Bu yargıyı ele geçirme operasyonunda AKP'nin işte önce Yargıtay'ı ele geçirdiler. Ondan sonra Danıştay Başkanı Bülent Arınç'ın sınıf arkadaşıydı. Bülent Arınç çıkmıştı. Ey büyük Allah'ım verdikçe veriyor. Şimdi asıl şimdi veriyor ey büyük Allah'ım. İki cumhurbaşkanımız var, iki başbakanımız ya, var, iki genel başkanımız vallahi var. Doğru. Yani, vallahi doğru. İki var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Muhalefet görevini yapmıyor değil de şöyle. Yeterince olayın vahametinin farkında değil diyelim. Olayı yeterince vahameti. Yani? Çünkü tabii yani tekrar söylüyorum. İstediğiniz anayasa hukukçusuna, istediğiniz hukukçuya, istediğiniz bu ülkede olanları bilen insana sorun. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın diyorum tekrar, devlet dediğim en kötü devlet bile kuralı olan devlettir. Kuralı olan bir baskı aracıdır devlet. Ama kuralı vardır. Şimdi kuralı da bu. Ha değiştirirsin. Dersin ki gücüm var benim. Değiştirdim. Partisiyle ilişki devam eder. Hiç. İki görevi de üstlenir. Üçünü de üstlenir dersin. Herkes bilir diktatörlüktür ama yürür bu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu gücü şuradan kaynaklanıyor emin olun. Olayın vahametinin farkına varmadığımız için. Sayın Bahçeli kimse kusura bakmasın hiç varmadı şimdiye kadar. Hiç. Yani diyorum tekrar, Bahçeli bu devleti çok iyi bilen bir insan muhakkak ki, ben şey yapmak istemiyorum. Amma velaki kardeşim, bu devlet değil artık. Bu devlet değil, devlet hukukla bağlı olan bir şeydir. Beğenin beğenmeyin bu anayasayla. Anayasayı başbakanın kendine mahsus yorumlama falan yoktur. Türkiye Büyükleri seçilenin diyor, göreve başlayanın falan demiyor. Seçilenin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer, partisiyle ilişki kesilir diyor. Şimdi biz bunu hatırlayın.
bir sene önce, iki sene önce ben anayasa burada konuşurken ya bunun istediği bir şey diyordum. Şu hükmü kaldırmak, bunun başka bir istediği yok. Zaten bu diktatör diyordum. Birileri de bize diyordu ki yok canım, olmaz, az olur, çok olur. Şimdi bakın burada ilişiği kesilip, şimdi bu adam buna uymuyor. Ne diyor? Oturmuş bir de bir cumhurbaşkanı tutuyor. Parti başkanını seçtik arkadaşım diyor. Millet kalkmış ayağa. Kardeşim. Kardeşim. Şimdi önemli. Yani tekrar teşbihte hata olmaz. Mafya çetesinin çokluğu, ben tabii bir partiyi şimdi aman bir kere bir sivil insanlar için, Ali İsmail Korkmaz'ı öldüren siviller için ak itler demiştim. Tutup bakan bana dava açmıştı. Bu Taner Enerji Bakanı bana dava açmıştı. Şimdi de sakın çetede demesin. Ben teşbih yapıyorum. Diyorum ki bir örgüt eğer devletle bağlı değilse, şimdi muhalefetin o yüzden söylüyor. Bizim hepimiz bu oldu bittiği kabul etmememiz lazım. Peki kabul etmemek nasıl olur? İnsanlara göstermemiz lazım. Sen cumhurbaşkanı falan değilsin. Başbakan değilsin. Bakın TGB'li gençler daha olay çıkar çıkmaz şeye yürüdüler, örneğin Cumhurbaşkanı'na doğru yürüdüler bir pankartla, seni oradan indireceğiz diye. Daha oturmadan indirme sözü verdiler, bir eylem yaptılar. Yani ben beklerdim ki, şimdi biz Fahrettin'le epey parlamentoda eski izleyenlerden sayılırız. Geçmişte bazı olaylar sırasında küçük de olsa bir milletvekili grubu eğer geri davranırsa veya da şey yaparsa parlamentonun altını üstüne getiriyorlardı. Düşün, hem de 12 Eylül sonrasındaki o Özal dönemini hatırlayın. 3-4 tane parlamenter. Çok geriye gitme İsmet. Türban olayında Bülent Ecevit'in tavrı, evet, elde ettiği sonuç, şimdiki CHP'nin, yeni CHP'nin, pardon karıştırdım, yeni CHP'nin tavrı hiçbir şey. Yani bir baş Ecevit'in oradaki bir çıkışı, meclis başkanına bir hareketi herkesi izale sokmuştu. Yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Zaten ben sonra konuşuruz ama çok samimiyetle söylüyorum. Biraz bir sıkıntımız var. Türkiye'de muhalefetin, CHP'nin, MHP'nin hepsinin bir sıkıntısı var. O da şu, biz mış gibi yapıyoruz. Evet. Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde, hep söyledik bunu, konuştuk aramızda da ve kaç defa konuştuk, ordunun yarısını içeri atamazlar. Atamazlar kardeşim, olmaz. Gazetecileri 7 yıl içeri atamazlar, atamazlar. Şimdi bu olduğunda istediği kadar yalama olsun, istediği kadar yalaka olsun, istediği kadar Amerikan ajanı olsun, istediği kadar CIA ajanı olsun, istediği kadar gazeteyi bilmem neyi ele geçirmiş olsun. Sonunda siz 100 milletvekili, 200 milletvekili kol kola girip hadi bakayım dediğiniz anda yapamazlar bu kadar. Bakın size bir örnek vereceğim. Türk ordusunun yarısını içeri attılar. Hiçbir şey olmadı. Aynı mahkeme. Aziz Yıldırım hakkında karar verdi. Fenerbahçeliler bırakmadı. Adamı içeri alsınlar diye söylemiyorum. O tarafa bile bakamadılar, ötleri patladı. O tarafa bile bakamadılar. Evet. Bu iş böyledir. Maalesef hukukun olmadığı yerde kaba güç aldığı için bunlar da, bu Tayyip gibi adamlar da bunu bildikleri için kaba güçten korkarlar. Yani 100 tane 200 tane milletvekili hadi oradan şaklaban dediğinde, bir şey dediğinde o çekinirler. Korkarlar. Bu Tayyip Erdoğan astı astı kestiği kestikken Galatasaray'ın sahasının açılışı vardı. Ben de oradaydım. 30 bin kişi ya. Bunu yuvaladı, ıslıkladı. Bu arkaya bakmadan kaçtı. Evet, evet. Ama sizi tek yakalarsa Gezi Parkı'nda yaptığı gibi dövdürtür. Genci tek yakaladığında öldürtür. Kendi adamlarına da işte yaptım der, alkışlatır. Ama muhalefet budur zaten. Oradaki insanlara, çaresiz insanlara biz 200 kişi diyeceğiz ki bu devlet değil. Bu devlet değil. Nereden biliyorsun Süheyl Batum? İstediğin hukukçuya sor. İstediğin hukukçuya sor. Evet sevgili izleyiciler, Süheyl Bey'in söyledikleri konular, şu elimizdeki anayasa 101. maddesinde açık bir şekilde yazıyor. Eğer kafasında hala bir takım tereddüt olan varsa anayasayı internetten indirip 101. maddesine bakabilir. Tayyip Erdoğan'ın durumunu oradan kendisi de açıklayabilir. Evet, bir başka konuya geçmeden
Eğer birinci turda muhalefetin stratejisi doğru olsaydı, bugün 24 Ağustos Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yapacaktı. Evet. Ancak ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Belki de Tayyip Erdoğan'ın sonu gelecekti. Neyse, oraya çok fazla girmeyelim. Artık bu, hata yapıldı, bu oldu bitti. Yazıkçılarla şezlongçuların işidir bu. Evet. Öyle diyor. Şimdi bir başka konuya gelir. Sayın biliyorsunuz, Fidan. Evet. Biliyorsunuz PKK Diyarbakır Lice ilçesinde şehitle bir heykel dikti. Ve bu heykel artık sonradan bu heykelin 8 ay önce dikildiği falan söylendi ama resmi açılışı yapıldı. Bu resmi açılışında tam bir skandaldı görüntüler. Sonra AKP hükümetinden özellikle açılımcı bakanlar, açılım organize eden bakanlar ve AKP'nin sözcüleri yok bu iş PKK'nın işi değil, provokatörlük yapanlar, onlar bu heykeli dikmişler dediler. Açılımı sabot etmek, etmek için yapı dediler. Ancak fotoğraflara baktığımız zaman açılımdaki konuklar, işte Diyarbakır Belediyesi eş başkanı ve PKK'nın önde gelenleri orada. Bu ülkede açılıma çok net bir şekilde karşı olan işte CHP içindeki belli bir kesim, ulusalcı evet. diyebilen kesim, işte MHP. O zaman bu heykeli dikenler direkt ya da dolaylı onlar olması lazım. Çünkü açılımı sabote eden, etmek isteyen onların dışında var mı Türkiye'de? Yok. Adamlar Lice'ye gidiyorlar, heykeli dikiyorlar. MİT'in, devletin hiçbir kurumun haberi yok. Ve açılımı sabote ediyorlar böylece. Ve öyle bir şey sabot ediyorlar ki oradaki PKK yandaşlarını bile harekete geçiriyorlar. Türkiye çapında harekete geçiriyorlar. Yani ben şapka çıkarırım böyle sabotörlere karşı. Yani o kadar şey ki PKK'yı savunmak için ne hallere düşüyorlar AKP'liler. İzleyicilerimizin bu anlamda da dikkat etmesini öneririz. Bir şey söyleyebilir miyim bu evet. konuda? Şimdi bu korkunç bir şey tabii ki, bakın. Şimdi hatırlayacaksınız. Reşadiye'de uzaktan kumandalı arabayla, bombayla 7 tane askerimiz şehit edildi. Reşadiye'de, Tokat Reşadiye'de. Ve tutup o akşam TRT'de, bilmemlerin galiba Dursun Çiçek'in Reşadiye'li olmasını şey yaparak bu Ergenekon dediler. Aynı Bülent Arınç da çıktı. Bu dedi PKK'nın işi değildir dedi. Ne işi var burada dedi. O dedi Ergenekon'un işi dedi. Sonra ne çıktı? Bunların şimdiki Hakan'ı muhakkak yargılanacak bir gün olan Hakan, mutlaka yargılanacak olan, göreceksiniz. Hakan'ın ve o Afet Güneş'in konuşmalarından şunu gördük. Reşadiye'de aşka geldiniz ya dedi. İnsan arkadaşına söyler böyle içki masasında, aşka geldin dün dağıttın ortalığı der. İki kadeh içtin. Aynen böyle söyledi. Oslo. Kim söyledi bunu? Oslo'da. Aşka geldin dedi bu Hakan'la Afet. Aşka geldin Reşadiye dedi. Ne diyorlardı? Ergenekon. Şimdi de aynı sistem. Aynı sistem. Efendim provokasyon dikilmişti. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı. Evet. Bunu söyleyen Beşir Atalay. Fakat bir şey üzüntü verici. Tekrar söylüyorum. Evet. Bizden de böyle söyleyen. Efendim provokasyon işte o da provokasyon. Size şimdi bir şey söyleyeceğim bakın. Müsaade ederseniz. Şimdi 16.7.2014 tarihinde bu ülkede bir yasa çıkartıldı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Özetlersek yeni PKK yasası, yeni halk PKK arasındaki yasası adıyla, halkın basit anlayacağız. Aynen. Yeni PKK yasası. Yeni PKK yasası çıkartıldı bakın burada. Ben de 16.7'den sonra 21.7 tarihinde, yani 5 gün sonra bir mektup kaleme almıştım anayasaya aykırı. Bakın bir dediğime bakın, sonra yasayı söyleyeceğim. Diyorum ki orada şimdi hemen bak gördün mü işte bunlar şeye karşı, zaten açılıma karşı. Şeyleri patlatırlar. Bakın ne diyorum. Demokratik hukuk devletinde siyasal parti halktan oy alır. Oyun karşılığında parlamentoda çoğunluğu sağlayan iktidara gelir ve iktidardayken ülkenin ekonomik, toplumsal, hukuksal, siyasal her tür sorununa kendi siyasal görüşü ve anlayışı çerçevesinde çözüm üretir. Hiç tartışma yok. Evet. AKP de kendi dünya görüşü, anlayışı çerçevesinde
terör sorunu, güvenlik sorunu, Kürt sorunu, Güneydoğu sorunu, toplumsal uzlaşma, her konuda yasa çıkartabilme imkanına sahiptir. Ben de muhalefet olarak bu yasayı sadece eleştirme hakkına sahibim ve gerekli götürürsem de Anayasa Mahkemesi'ne götürme. Şimdi yasayı size okuyorum bakın. Yasa. Yani ne diyecek yasayla? Terörün önlenmesi için toplumsal bütünleşmenin, yani PKK sorununun çözümlenmesi için kanun yapıyor bu adamlar. Ben de bakacağım ne sorunu. Şimdi yasanın ikinci maddesi. Diyor ki işte terörü önlemek için gerekli çalışmaları yürütmek konusunda hükümet yetkiliymiş. Gerekli çalışmalar. İki, siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültürel, insan hakları, güvenlik, silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları karar vermek. Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu veriyor. Bakın dikkat edin. Peki, meclisin bir yetkisi yok. Aynen yok. Temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapmak. Şimdi ben de sormuşum orada. Nedir bu adımlar demiş. Hangi anlama geliyor? Hangi hukuksal düzenlemelerin yapılması için yetki veriyoruz? Hükümetin yetkisi hangi adımı kapsıyor? Hangi adım bu yetkinin kapsamı dışında kalıyor? Kültür alanında nasıl adım atacak? Bu adımın hukuksal çerçevesi nedir? Sınırı nedir? Ne zaman, hangi koşulda yeni bir yasa gerekli olacak? Uzun uzun yazıyorum, tamam, belirsizdir. Şimdi benzeri çalışmalar yapmak. Acaba içinde heykel açmak, böylece bunları sevindirmek de var mıydı? Şimdi Beşir Atalay, ay yanlış yapıyorsun filan demesin. Hiç biz onlar kadar akıllıyız. Onlardan daha çok akıllıyız. Kimlerin kuyruğunda bunu yaptığını biliriz. Hiç şimdi böyle bir yasa olmaz. Böyle bir yasa olmaz. AKP çıkar açık açık der ki böyle gerekli çalışmaları, benzeri çalışmalar, siyasi, hukuki atılacak adımları, hayır, karara bağlamak değil. Der ki siyaseten bunu yapıyorum. Şundan şurada görüşüyorum. Bundan burada görüşüyorum. Görüş diye yetki verir. Bu ne yapmış? Hiçbir şey belli değil. Sınırı, çerçevesi belli değil. Bir yetki vermiş. Ne zaman vermeye çalışmış bu yetkiyi? 16-7-2014 tarihinde. Sorun ne zaman çıkmış? Ağustos ayının bilmem nesinde. Heykel açıvermişler. Şimdi bana kimse anlatamaz. Hiç kimse sahtekarlık yapmasın. Bu heykelin açılması, bu temas, görüşme ve benzeri çalışmaların yapılması anlamındaydı. Benzeri çalışmaların. Canım yapar mıyız? Bu Beşir filan sakın oradan, Beşir Atalay filan. Ay yapar mıyız demesin. Haburu gördük biz, haburu. Peki heykel, haburu heykel bu heykelin heykeltıraşı AKP'dir demek doğru mudur? %100 zaten biz söyledik. Bu projenin yapanı, heykeltıraşı CIA, AKP ve PKK'dır. CIA, AKP ve PKK'dır. Tekrar söylüyorum bakın, Kürt kökenli vatandaşlarımıza tabii ki haklarını vereceğiz. Tabii ki bunları tartışacağız. Tabii ki değerlendireceğiz. Tabii ki yerel yönetimlere, bütün Türkiye'de genel yetkiler, ama buradan yola çıkarak bize CIA, AKP, PKK projesini, aman işte dur susun şimdi bir dakika, ne güzel insanlar ölmüyor. Bunun ne kadar sahtekarca bir proje olduğunu defalarca söyledik. İnsanlar inanmadı. Bakın vardığımız nokta. Ben de bunun için söyledim. Bakın yazdım bunu ben. 16-7'de yasa çıkıyor. 21'inde yazıyorum. Çünkü diyorum ki bu anayasaya aykırı. AKP açık açık söylemek zorunda diyorum. Ne yapacağım? Bana diyecek ki ben heykel açtıracağım. Ben kültürel bunları algılıyorum. Ben siyaseten bunları algılıyorum. Ben yasada bakacağım. Ah diyeceğim git. Hocam, eleştiririm, eleştirmem. O heykel de yıkıldı diye konuşuyoruz. Aslında biraz tam yıkılmadı, yarım yıkıldı. Tabii canım. Kaidesi tutuluyor. Yani kısa bir şekilde yeniden tekrar koyalım. Koyarız, tabii. Şimdi bu şöyle yapıyorlar. Şimdi bunlar hep beraber biliyoruz. Siz bunları çok değerli bir gazeteci olarak sizler yani yıllarca izlediniz sevgili kardeşim. Bu şu. Dağa tırmanma. Bu proje CIA projesi olduğu için hep böyle gidiyor. İki şey yapıyor, dur diyor, bekletiyor şimdi. Sonra bir tane daha atıyor, bekletiyor. Şimdi aynı bu yasayı yaptırdı bakın.
bu yasayı. Benzeri çalışmalar ya gösteriyorum size. Gerekli çalışmalar sormuşuz biz. Hangi çalışma kardeşim demişiz. Bize demişler ki kardeşliği engelleme. Yahu yap istediğini yap. Sen AKP'sin bakın. O yüzden yazdığımı söyledim. Niçin gelirler? Kendi sorunları, görüşleri doğrultusunda ülkeyi çözmek. İstedikleri yasaları yaparlar. İstedikleri yasayı her konuda çıkartırlar. Ben eleştirebilirim. Beğenmezsem. İşte heykel açma. Şimdi beni kimse kandırmasın. Üzüntülü tarafı şudur. Üzüntülü taraf. Bunlar bu bizden arkadaşları da kandırdı. Bizden arkadaşlar şimdi söyledi. Ben tam oraya gireceğim. Şimdi evet. Kusura bakmayın. Şu soruyu sormak bazen zorundayız tabii bir gazeteci olaraktan. Madem bu kadar kötü bir yasa, anayasaya aykırı da partinizin grup başkan vekili niye bunu anayasa mahkemesine götürmeyeceğiz dedi. Onu ona sor. Bize söyledikleri. Fahrettin Bey siz ne dersiniz bu işe? Onu ona sor. Ya çok ince politika yapıyorlar İsmet. Bizim aklımız yermez bunlara. Böyle hem karşıymış hem değilmiş falan filan. Yani şimdi Tayyip Erdoğan PKK ile ilgili çok ağır laflar ettiğinde artık hepimiz öğrendik. Kuşku duyuyoruz. Acaba bu sırada el altından bir pazarlık mı yapılıyor diye. Ben aynı şeyi değişik ölçülerde CHP için düşünüyorum. Mesela çok Atatürk'ten, şimdi kurultayda göreceğiz. Çok Atatürkçülükten söz edecekler, ulusalcı söylemler dile getirecekler. Eyvah, ne kadar dozu yüksek olursa ben o kadar korkacağım. Hemen ertesi gün tam tersi eylemlere başlayacaklar diye. Söylem bitti, eylem zamanı diye. Şimdi CHP işte şeye girmemek şeklinde, oylamaya girmemek şeklinde. Karşıysan çık, karşı olduğunu söyle. Değilsen değilim de çık kamuoyuna bunu söyle. Ama desteklediler. Kürsüye çıkan konuşmacıların hepsi destekliyoruz dedi. İşte, şurayı destekliyoruz da şuraya karşıyız da falan filan böyle neticeye bakar. Bir tek dördüncü madde içinde o da ki dördüncü maddeden çok daha ağır maddeler. Oynamada söylüyorum size. Evet. Dördüncü madde zaten bakın anayasayla 12 Eylül anayasasına zaten dokunulmazlık hiçbir şey bunlar sorumsuzdur diye madde getirilmişti Kenan Evren için. Bu kaldırıldı ve yargılandı. Dolayısıyla biz bu Hakanları falan yargılarız zaten. Merak etmesin kimse. Bu Beşirler falan. Bu Amerikan projeleri. Ya olur mu? Bir gün gelecek Türkiye nasıl Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Bir gün gelecek bu AKP projelerinden. AKP, PKK, CIA projelerinden. Bir gün kurtulacak. Evet. Önemli o gün onları yargılarız zaten. Dördüncü madde o yüzden. Ha önemli boyutları var. Ama size söylüyorum. Gerekli çalışmaları yürütmek. Evet. Benzeri ben yasayı uydurmuyorum. Bu yasa buna biz dedik ki bu anayasaya aykırı. Aykırı. Evet. Aykırı. Hayır dediler. Orada bu heykel meselesinde tabii bir adım ileri bir adım geri demin siz dağ tırmanma örneğini verdiniz. Heykeli yıkmak zorunda kaldılar. Tabii yarım yıkmak kaidesi durmak üzere. O da acaba hükümetle ne kadar bağlantılı ayrı bir tartışma konusu. O ayrı bir konu. Ama hemen ertesi gün heykelin kafasına ayağını basarak poz veren asker birlikte soruşturma açtılar. Yani orada da PKK'ya bakın yani biz sizde şey yapıyoruz falan. Ben şunu esas seçmene de söyleyecektim bunu. Hep siyasileri eleştiriyoruz ama kusura bakmasın. AKP'ye oy verip PKK'ya kızmayı ben anlamıyorum. Evet. Özellikle bunu Karadeniz'deki çok milliyetçi PKK'nın siyasi kanadını oraya sokmayan, orada salon toplantıları yapmasına izin vermeyen vatandaşlara söylüyorum. AKP'ye oy veriyorsanız PKK'ya kızmayacaksınız. O heykele de kızmayacaksınız. Hakkınız yok kızmaya. O heykel biraz da sizin verdiğiniz oylarla dikilmiştir. O asker, ayağıyla basan asker soruşturuluyorsa, yargılanacaksa, yarın şartlar uygun olursa o çocuğu hapse de atarlar. Evet. Hapse girerse sizin çıkıp böyle kahrolsun PKK diye nutuk atmanızın hiçbir anlamı yoktur. Sizin verdiğiniz oylardan güç alan iktidar bunları yapmıştır. Vatandaşın da suçu var. Öyle vatandaş sudan çıkmış, sütten çıkmış ak kaşık değil. Yani o kadar İmralı'daki görüşmelerde bu da gündeme gelebilir. O askerin içeri atılması da anlaşma maddeler içerisine girebilir. Çok milliyetçi, çok muhafazakar, çok dindar bir halkımız var belli bir kesim için söylüyorum. Ama yani canım çalıyor ama iş yapıyor diyen bir ahlak anlayışı var, din anlayışı var. Ben PKK'ya karşıyım ama PKK'ya bu imkanları veren AKP'ye oy veriyorum. Yok canım, yok. Şimdi geldi azinesini hatırlama. Evet. Bayım ne demiş biliyor musunuz? İşte biliyoruz hep beraber. Demiş ki o heykelin yıkılması demiş, Kürt halkının da demiş hassasiyetleri var, çok ayıp bir şey demiş. O yüzden o da şehitlerine önem veriyor PKK demiş. O yüzden o heykelin yıkılması kabul edilebilir bir şey değil demiş. Şimdi kimse bunu
çarpıtmaya çalışmasın. Yani şöyle, efendim bak ne dedi, açılıma karşı geliyor. Başka partilerden gelse biz alıştık da CHP'den gelir diye söylüyorum ben bazı arkadaşlarla. Bir de açılıma karşı olmak suç mu ayrıca? Ha, ya? Ne, tabii açılıma karşıyız. AKP, PKK, CIA açılımına yalnız bakın ne diyoruz hep. İstediğin şeyi yap kardeşim. Sen iktidarsın. Sen anayasayı bile tangır tungur ediyorsun da bugün. İstedi ama erkek gibi çık. Öyle sahtekarlık, öyle efendim o da bizden, bu da bizden yalanı yok. Ne bu gerekli çalışma? Benzeri çalışmalar yapmak. Şimdi tekrar söylüyorum. Bizim bütün muhalefetin iktidar bu. İktidar ABD'den şeyi alıyor. Gazetecisi onun ABD'den parayı alıyor. Küresel sermayeden parayı alıyor. Yazıyor öyle. Ne olur işte görüyorsun şeyi. Eskiden her şeyin bir, sizler bilirsiniz, her şeyin bir haysiyeti vardı. Yani şimdi evet. Bak bu CIA ajanı diyoruz. Şimdi bu gazetede yazıyor. Buradan buraya geç diyoruz. Hepimiz aldın mı oğlum aylığını aldın mı diyoruz. Alan memnun, almayan memnun. Böyle bir komedi evet. içinde gidiyoruz. Ama şunu söyleyeyim size. Bakın. Benzeri çalışmalar yapmak, gerekli çalışmalar, temas, diyalog, görüşme. Peki bu benzeri çalışmalar, heykel açılması da bir temas, diyalog, bir diyalog değil mi? Kavramına girmez mi? Değil. O zaman yazacaksın bunu. Ama üzüntü verici şu. Bizler bunu, net söylüyorum, bilmediğinden herhalde görmezden geldik. Yani şöyle diyoruz, bizim grup başkan vekilimiz sorun ona hakikaten. Yani şu Süheyl Batum desin ki ya da size gelip ya Süheyl Batum uyduruyor. Böyle bir ibare bile yok yasada desin. Öyle desin. Evet. Yasa yanlış desin canım böyle bir şey yok desin. Siyasi hukuki bunlarla bağlantılı konularda atılacak adımları atmak. Yok böyle bir şey desin siz yasada desin. Deminden beri söylediklerinizden çıkardığım sonuç kusura bakmayın. Siz tek tipçi ulus devlet anlayışını savunuyorsunuz. Oysa biz bu anlayıştan farklılıkları kabul eden farklı bir ulus devlet anlayışına geçiyoruz. İmza Rıza Türmen, CHP milletvekili. Evet, evet. Tabii. Evet. Şimdi Rıza Bey'e sormak lazım. Senin yıllarca görev yaptığın Fransa'da, Fransa'yı çok daha iyi biliyorsun. Tabii canım. İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da, Yunanistan'da böyle çok farklılıkları kabul eden ulus devlet anlayışı diye bir tanım var mı? Sen Mustafa Kemal'in partisine gelmişsin. Mustafa Kemal'in partisine alt nokta simgelenmiştir her şey. Beğenmiyorsan sen gideceksin. Ama misafir olarak geldikleri evde ev sahibini kovalamaya kalktılar. Siz gidin diyorlar başka yere. Sevgili Fahrettin Bey bir şey sorayım. Bu kadarı çok ağır olur. Ben size söyleyeyim. Az bile söyleyeyim. Gazeteler ortada. Hayır masum az söyleyeyim. Gazeteler ortada. Şimdi buna provokasyon oldu falan böyle yarım yamalak söyleyen herkese sorun. İngiltere, Fransa, ya Papua Yeni Gine, Japonya, Çin ne derlerse desin. Dünyanın bir ülkesinde, tek bir ülkesinde, daha o ülke bölünmemişken, bir yerinde, o ülkenin sınırları içerisinde, o ülkenin askerine veyahut da o ülkenin vatandaşına kurşun atmış bir teröristin heykeli dikilecek. Buna da, ay yıkıldı da işte provokasyon var da yıkıldı da yıkıldı da. Kıyamet kopar, kıyametler kopar. Kıyamet kopar kardeşim. Kapat. Ben söylüyorum, bana desinler Fransa'da falan uydurmasınlar. Dünyanın herhangi bir ülkesi söylesinler ya. Rusya, evet. Çin, Japonya, Moskova'nın göbeğine bilmem ne dikiyorsun. Çeçen teröristi. Çeçen teröristi şeyini dikiyorsun ya. Ya evet. Böyle bir şey olur mu kardeşim? Hocam o heykel kısmı işin bir kısmı. Bir de o heykel nerede dikildi? Bir mezarlığın yanında. Tabii. O ne mezarlığı? Şehit mezarlığı. PKK mezarlığı. PKK mezarlığı. O ne, niye duruyor orada? Onu da mı görmediniz? Heykeli görmediniz. Mezarlığı da bir gece de mi yaptı bunlar? Peki mezarlık yasası yok mu Türkiye'de? Olur. Önüne gelen yerde mezarı gömebiliyor musun? Tabii. O yasalar orada geçmiyor ama. Yani bir üç kağıt gidiyor evet. Türkiye'de. Ama evet. işte böyle muhalefet sonra, olursa böyle de iktidar 2007'de, olur. 2007'de muhalefetin bu daha çok şu. Tekrar söylüyorum. Yeterince vakıf olmayan insanlar. Yeterince çok iyi niyetlisiniz. Yani şöyle, ben içinde kötü niyetli vardır muhakkak. Ama herhalde koskoca Rıza Türmen, koskoca Binnaz Toprak, koskoca Veli Ağbaba, koskoca Sezgin Tanrıkulu herhalde şöyle demezler yani. Aa provokasyon var falan burada. Ya dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Çok iyi niyetlisiniz. Komedi derler. Aklıma Aziz Nesin'in hikayesi geldi. Dur bakalım ne olacak. Dur bakalım ne olacak. Evet. Sizinki biraz o hesap. Evet. İsterseniz sonra devam edelim. Sizin galiba bir başvurunuz olacak Anayasa Mahkemesi'ne. Tabii. Hazırladınız. Tabii. Bunu
kısa bir aradan sonra ayrıntılı bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz. Rıza Türmen'e de söyleyecek herhalde birkaç sözümüz olacak diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buluşmak üzere.